Evet arkadaşlar, şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la alakalı çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama onu söylemeden önce Amerika'da yaklaşan Amerikan başkanlık seçimlerini kısaca bir şey anlatacağım. Bir özenti, yani bir özet aktaracağım. Ve onu Recep Tayyip Erdoğan'la alakalı anlatacağım şeye nasıl bağlayacağım. Bakın şimdi. Şimdi 3 Kasım'da başkanlık seçimleri yapılacak. Şu anki mevcut iktidarda olan, yani başkan Trump, karşısında ise Biden var. Biden 77 yaşında bir insan ve çok unutkan birisi, sıklıkla unutuluyor. Televizyon programlarına sıkça çıkmamaya çalışıyor, elinden geldiği kadar. Çünkü her çıktığı televizyon programlarında büyük gaflarla karşılaşıyor ama çok unutkan. Çünkü televizyon programında buna sordular, dedilerken kaç tane torunun var dedi, 7 diyor adam. Kendisinin 5 tane torunu var ama 7 diyor. Torununun bile sayısını unutuyor yani. Bunu bile bilmeyen bir insan. Trump da bunu kendine koz olarak kullanıyor. Diyor ki sen koskoca Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneteceksin. Hatta dünyayı yöneteceksin. Senin bu unutkanlık tavrınla nasıl dünyayı yöneteceksin de alay ediyor. Ve bir de Trump'ın bir IQ testinden, üniversitede IQ testinden geçerek üstün başarıyla o testi geçmiştir ve elinde belgesi var. Aynı testi Biden'dan da isteyecek. Çünkü 29 Eylül'de bildiğiniz gibi orada karşılıklı bir tartışma programına çıkacaklar. Bu 1970 yılından beri Amerika'da uygulanan bir program. Hani bir kanun gibi bir şey. Başkan adayları seçimden önce birkaç kez programı çıkar, tartışırlar. Mecbur. Ben çıkmıyorum diyemeyecek oraya. Şimdi çıktığı zaman da Trump uyanık tilki gibi hep bunu Biden'ın başına kalkacak. Diyecek sen unutkansın, senin kafa, zeka, IQ'un çok düşük, git bir test al. Sen nasıl yani mücadele edeceksin, nasıl sen hani Amerika'yı ve dünyayı yöneteceksin diye. Orada bu testi kesin Biden'ın kafasına kalkacak. O da zaten unutkan, 77 yaşında, torununun bile sayısını unutan birisi. Aday olarak, Cumhuriyetçilerin aday olarak çıktı. Ve Obama'nın devamı olarak hani görüyorlar. Ve Obama'nın da biliyorsunuz Suriye'yi nasıl yönettiğini, allak bullak ettiğini, karıştırdığını, hiçbir işe yaramadığını, yani kimseye fayda sağlamadığını, herkese zarar getirdiğini görüyorlar. Bu yüzden Obama'yı da Suriye ve Orta Doğu projesinde, yani yapmış olduğu Orta Doğu'daki operasyonları, hareketlerin sebebiyle çok başarısız buluyorlar Obama'yı. Şimdi bunu da hani Trump başına kalkacak. Benim şurada Erdoğan'a söylemek istediğim, bakın Erdoğan hani önemli bir konu dedim ya, Erdoğan'la alakalı söylemek istediğim konu şu. Şimdi Biden'a Trump şöyle söyledi. Aynen söyledi, bakın söyleyeceğini söylüyor. Sen şimdi diyor başkan seçilirsen diyor, hani unutkan ya ve hiç ne yaptığını ne ettiğini bilmiyor ya. Orta Doğu'da diyor çok güçlü iki tane lider var diyor ya. Bak iki lider var diyor. Trump var, Erdoğan var diyor. Sen onlarla nasıl mücadele edeceksin diyor. Onlara diyor gücün yeter mi senin diyor ya. Birisi Erdoğan, birisi de Putin diyor ya. Putin'le Erdoğan var diyor. Sen onlara gücün yetmez diye Biden'la alay ediyor yani. Yani çok çevik birisi, çok güçlü birisi diyor. Orta Doğu'da çok güçlü bir lider ve Orta Doğu'da tamamen onların sözü geçiyor diyor. O kadar güçlüler ki ne diyor. Sen bunlarla baş edemezsin diyor. Yani bunu demek istediğim, içimizdeki o eşeklere bunu demek istiyorum. Hani o eşekler var ya içimizdekiler. Bakın şöyle bir söz vardır. Elin yumruğunu yemeye kendi yumruğunu balyoz sanarmış. Yani siz kendiniz Türkiye Cumhuriyeti'nde oturup da Erdoğan'ın arkasındasınız. Düşünün ki Erdoğan bir boksör. Erdoğan'ın arkasındasınız. Siz Erdoğan sizin milli sporcunuz. Siz onu sevmeseniz de onu desteklemiş oluyorsunuz. Bir arkasındasınız ya. Erdoğan'ı aşağılıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, kötülüyorsunuz ya. Erdoğan dönüp size karşı boks maçı vermiyor. Size hep iyilik, yardım, demokrasi, yani sizin çıkarlarınız için Türkiye'de mücadeleler veriyor. Sağlıkta, eğitimde, teknolojide. Yani hizmet bakımından size hep destek, size köstek değil, karşınızda değil. Ne derseniz deyin, milli bir futbolcu düşünün, sporcu. Sizin her türlü hakaretlerinize rağmen dönüp size saldırmıyor, size yumruk sallamıyor. Çünkü siz onun rakibi değilsiniz. O yüzden kendi sporcunuzu aşağılıyorsunuz. Bilmiyorsunuz ne kadar güçlü olduğunu. Kendi sporcunuzun gücünün ne olduğunu bir yumrukla
karşıdaki rakibi nasıl knockout ettiğini öğrenmek istiyorsanız karşı tarafın sporcusunun destekçisi olmanız lazım. Hatta destekçi değil, onların safında olmanız lazım ki Erdoğan'ın gücünü anlayabilirsiniz. İşte bu yüzden size dedim hani içimizdeki o eşekler diye. O Amerikalılar biliyor Erdoğan'ın ve Putin'in Orta Doğu'da Türkiye askerinin, devletinin ne kadar güçlü olduğunu, bir telefonla Türkiye'de artık iş yürütemeyeceğini, Orta Asya'da, Suriye'de, Irak'ta, Katar'da, Libya'da, Akdeniz'de hiçbir yerde çoban bile gezdiremeyeceğini, Erdoğan'la anlaşma yapmadan hiçbir icraat yapamayacağını, çok güçlü olduğunu, kendi savunma sanayimizin geliştiğini, kimseye muhtaç olmadığımızı, S-400'leri bile aldığımızı, F-35'leri onlar vermedi ama hep böyle bir mücadele içerisindeyiz. Her ufacık bir yanlış hareketlerinde biz nasıl yanlış bir hareket yaparsak zarar ederiz diye onlar da zarar edeceğini bildiği için Erdoğan çok kuvvetli bir onlar için rakip. Onlar işte o yüzden onu anlamışlar. O yüzden Biden'a diyor ki ne Erdoğan ve Putin var diyor. Gücünün doruğunda lider diyor. Çok güçlü, çok zekalı. Onunla nasıl baş edeceksin diyor. Gücün yeter mi diyor. Seni diyor onlar parmağında oynatır diyor. Kendileri bak söylüyor. Adam açık açık söylüyor ama bizim içimizdeki eşekler dediğim bu işte. Kendi devletinizin liderini aşağılayıp yok sarayda oturan adam sarayı koruyor. Yok saraycı, rüşvetçi, yok hani yandaş, yok hani kendi sadece taraftarlarına ihaleleri ve kendi adamlarını bazı makamlara, mevkilere getiren, dış politikada başarısız olan, iç işlerinde başarısız olan, ekonomi battı, zarar etti, çöktü, işsizlik, hani gereksiz yere düşmanlarımızdan tartışıyoruz, komşularımızdan hep düşman olduk falan filan gibicesine böyle aşağılık aşağılık gereksiz hani afralar tafralar peşinde gezdiğiniz için bakın düşmanınız aynen ne diyor size, çok güçlü bir lider. Yani bunu sevdiğinden demiyor, korktukları için söylüyor. O yüzden size hani dedim ya eşek diye artık kendiniz ne olduğunu anlayın. Hani elin yumruğunu yemeden kendi yumruğunu balyoz sanma. Onlarda bak geç onların tarafına Erdoğan'ın bir yumruğunu ye. O zaman anlarsın Erdoğan'ın nasıl balyoz olduğunu yumruğunu. O zaman anlarsınız ama işte son 5-10 senesi kaldı. Şu 5-10 senede Erdoğan'ın son zamanlarında çok güzel bir şekilde istifade etmemiz gerek ondan diye düşünüyorum. Ve kesinlikle diğer Erdoğan'a karşı rakip olanları hiçbir şekilde Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın mücadele edebilecek rakip, rekabetçisi değil de onların masasında ancak çerez olabilir. Bunu söyleyebilirim. Ancak çerez. Bir telefonla, rüşvetle, fonladıkları, yardım ettikleri kişiler onlar. Onların gazıyla, onların siyasetleriyle, hareketleriyle Erdoğan'la mücadele eden kişiler onlar. Onlar da ancak bunu beklesiniz. Kazanırsanız aynı 1980 darbesi gibi bizim çocuklar başardı, bizim çocuklar kazandı olur işte. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.